Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün şu gördüğünüz izolasyonumuzu, perdemizi korumak için hazırlığımızı yapıp işlememizi tamamlayacağız. Bir günlük bir işimiz var burada. Bugün bu işi bitireceğiz. Yarın da dolguya girmeyi düşünüyorum. Allah izin verirse. İlk etapta bu perdenin üzerine bir XPS yapıştıracağız. Görüyorsunuz zaten. Malzeme de bu. 8 tane var arkadaşlar bunun içerisinde. Burada da yazıyor zaten. 8 tane diye. Ebatları burada yazıyor. Kalınlığı burada. 5 santim. 50 milim. Burada da paket alanı ve hacmi yazıyor. Bonusun bir ürünü. Bunları şimdi buraya yapıştıracağız. Üzerine de şu gördüğünüz drenaj levhamızı sereceğiz. Ve dolguya hazır hale getirmiş olacağız. Burada amacımız dolgu yapılırken herhangi bir zarar perdeye vermemesi, izolasyona zarar vermemesi. Amacımız bu. İnşallah sağ salim, sağlıklı bir şekilde bu işlemi de bitirir. Dolgumuzu yaparız. Zaten dün testini de yaptım. Test videosunu da belki yayınlayabilirim. Dolu hali ve içerideki sığınağın su alıp almama durumunu kontrol amaçlı bir gezme fırsatım oldu. Onu da size belki yayınlarım. Kullandığımız yapıştırıcı da bu. Bu köpükleri bununla o XPS'leri, buradaki yapıştırılan XPS'leri bu köpükle yapıştırıyoruz. Ha, ikisi de köpük gerçi de malzeme olarak gördüğünüz gibi poliüretan yapıştırıcı köpük diyor. Selfom'un bir malzemesi arkadaşlar bu. Selfom markası da. Yapıştırması da bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde döşeyerek devam edeceğiz. O gördüğünüz köpüğü bu şekilde çerçeve yapacak şekilde sıkıyoruz. Size bu yapıştırma konusunda ufak bir tüyo vereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çerçeve yapılmış. Bunu öbekleme şeklinde yapıyorlar genelde. Öbek öbek. Şöyle göstereyim. Yani adam getiriyor. Biraz buraya sıkıyor, biraz buraya sıkıyor, biraz buraya sıkıyor, biraz buraya, biraz buraya bir şekilde yapıştırıyor. Bu şekilde yapıştırdığında sağlıklı olmuyor. Sebebi de buralar boş kalıyor arkadaşlar. Tam yapışmıyor. Her tarafından tutmuş olmuyor malzemeyi. Daha sonra salma imkanı doğuyor malzemeye. Bu sebepten ötürü bu malzemeleri o şekilde yapıştırmamız doğru değil. Doğrusu sizin burada gördüğünüz gibi çerçeve sistem. Evet, işleme devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sırayı yaptık zaten gördüğünüz gibi. Bu şekilde dört tarafını da köpükle kapatacağız. Dediğim gibi köpüğün sıkılma şekline dikkat edin. Bu şekilde işleme devam edeceğiz. İkinci konan sıranın şaşırtmalı olduğuna da dikkat edin. Derz yerleri birbirine denk gelmiyor arkadaşlar. Bakın. Bununki burada bitiyor. Biz bunu bu sefer buraya kaydırıyoruz ki şaşırtmalı bir şekilde çıksın yukarıya. Yani derz yerlerinin hepsi aynı yere denk gelmesin. Ona da dikkat edin. Şaşırtmalı olmasına. Evet arkadaşlar. Son bu taraf kaldı. Buralar komple kapattık. Buraları kapattık. Ufak tefek düzeltmeler yapılacak.
Şu apartmanların aşağısına da köpüğü vuracağız. Şu üst yüzeyi de biraz kapatacağız. Daha sonra işlemimiz bitmiş olacak. Orada gördüğünüz drenaj levhamızı üstüne sermeye, kapatmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, drenaj levhası uygulamasına geçtik. Yukarıdan gördüğünüz gibi elindeki ustamın havalı tabanca, havalı tabancayla yukarıdan dönüyoruz. Şuradan şöyle şuraya kıvrılıyor arkadaşlar. 20 santim, 30 santim bu tarafa kıvrılıyor ve yukarıdan havalı tabanca ile çivilenerek tutturuluyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu malzemenin ebatı da 2 metreye 20 metre, toplam 40 metrekare bir malzeme. Şurada görüyorsunuz zaten. 40 metrekarelik bir malzeme var arkadaşlar. 2 metreye 20 metre ebatlarda. Bu şekilde oradan komple etrafını döneceğiz. Bu drenaj levhasının amacı gelen toprağın köpüğe temas etmeden bu drenaj levhasının üzerine gelmesi arkadaşlar. Yani arada bir ufaktan katman oluşturuyor ki toprak direkt köpüğe basmasın. Çünkü bildiğiniz gibi ne kadar dikkat etseniz de dolguda sıkıntı olabiliyor. Büyük malzemeleri elimizden geldiği kadar diplere zaten koymamaya çalışacağız. En azından bir sürtünmeyi bu malzeme azaltmış oluyor. Gördüğünüz gibi çıtalarda onlar. O detayı da şimdi size gösteririm zaten. Bu şekilde devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıta var. O çıta vasıtasıyla betona gelen yerlerden çivileniyor. Havalı tabancayla. Bu şekilde tutturuluyor. Drenaj işimize devam ediyoruz. Drenaj levhası işine diyelim daha doğrusu. Arkadaşlar şurada gördüğünüz metal şerinin parçaları diyeyim oralara havalı tabancayla sabitleniyor. Ben daha sonra dolgu şuraya kadar falan, hatta şuraya kadar. Dolgudan sonra orayı dolgunun üstüne katlayacağım için çok önemli değil. Orası maksat sabit kalsın, bana yeter. Evet, drenaj işimizin bu kısmını da bitirmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada belli başlı yerlerden sabitlenerek tutturulmuş vaziyette. Dediğim gibi bunun amacı sadece izolasyonu dolgudan korumak. Zaten izolasyonun önüne bir kat köpük yaptık biliyorsunuz. Köpükle de dolgu arasına bir kat da bunu yapıyoruz. Maksat dolgunun köpüğe daha fazla zarar vermesini önlemek. Bu tabii ki biraz daha sönümlüyor. İster istemez tamamen yok etmiyor, tamamen ortadan kaldırmıyor etkisini, ama bu da arada bir katman oluşuyor bu şekilde. Bu da sürtünmeyi azaltan bir malzeme olarak arada koruyucu görevi görüyor.
Evet sevgili dostlar. Drenaj işimiz de hemen hemen bitti. Daha doğrusu drenaj levhası işimiz de hemen hemen bitti. Bittikten sonra işte şu şekilde şuraları kıvırıp güzelce ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi buraları yukarı çıkardık. Yukarıdan kolonlara bastı. Buralar döşemelere bastı. Dolgudan sonra bunlar katlanıp tekrar dolgu üzerine bırakılacak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burası da bitti. Hatta dolguya da başladık. Sakin bir şekilde izolasyonumuza zarar vermeden yavaş yavaş dolgumuzu da yapıyoruz. Bu drenaj işi de bu şekilde arkadaşlar. Çok teferruatlı bir iş değil. Amacımız sadece dediğim gibi şu dolgu malzemesinin içerideki perdedeki izolasyona zarar vermesini minimuma indirmek. Hatta hiç verdirmemeye çalışmak. Bu köpüktür, drenaj levhasıdır. Bütün bunların sebebi, özü bu dolgu arkadaşlar. Yani dolguyu yaparken herhangi bir sıkıntı arıza çıkmasın diye önlemimizi alma amaçlı yaptığımız bir imalat oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.